Selamlar herkese. Şu an çok çok güzel bir karavanın yanındayım ama aynı zamanda suda giden bir karavan bu. Sealander'ın önündeyim. Çok heyecanlıyım çünkü birazdan hem karada göreceksiniz, kullanabiliyorsunuz, hem de suya ineceğiz. 750 kilo altında, yani toplam 550 kilo olan Alman malı D sınıfı bir tekne kendisi ama aynı zamanda da bir karavan, 4 kişilik. Şimdi hadi hep beraber bir bakalım neler yapabiliyoruz. Evet, sizi önce Mustafa Albayrak'la tanıştırayım. Türkiye distribütörü Happy Camper firması. Ürünün tüm süreçlerinden, satışından, pazarlanmasından sorumluyum. Aynı zamanda kullanmasından da sorumlusun bildiğim kadarıyla. Çok özel bir ürün. Bu ürün yaklaşık 10 yıldır üretiliyor. Almanya'da bir Ar-Ge çalışması sonucunda üretilmeye başlandı 10 yıldır. Ve Avrupa ülkelerinde ve işte Amerika'da hem göllerde, denizlerde ve ırmaklarda kullanılabiliyor. Akıntı olmaması mı gerekiyor? Yani çok büyük dalga olmaması gerekiyor. Yani orta dalgalara kadar bu denizlerde gidebilir. Dengeli bir üründür. O konuda Almanya'da da gerekli güvenlik testleri de yapılmış bir ürün. Elektrikli motor da, benzinli motor da kullanabilirsiniz. 10 beygire kadar motor çok yeterli bir şekilde bu ürünü kullanmak için kafi oluyor. Bizim demo ürünümüzde elektrikli motor kullanıyoruz. Çok daha pratik olması, çevreci olması nedeniyle. Ve üzerindeki bataryası çıkıyor. Evinizde şarj ediyorsunuz. Aynen bir cep telefonu gibi gelip takıyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Ve 10 saate kadar kullanma ömrü olabiliyor ve günlük ihtiyacınızı karşılıyor. Dolayısıyla böyle kullanıyoruz ama benzinli motor da isteyen kullanabilir. Elektrikli motorların bir avantajı da benzinli motorlara göre bakım maliyetinin olmaması ve daha az veya hiç hemen hemen arıza yapmaması diyebiliriz. Standart donanımda bu motor var mı peki? Standart donanımda yok. Çünkü orada motor opsiyonları çok geniş olabiliyor. Farklı beygir güçlerinde benzinli, elektrikli tercih olabiliyor. Dolayısıyla onu opsiyon olarak sunuyoruz. Opsiyonlarımızda olan şeylerden bir tanesi de güneş enerjisi. Esnek paneller kullanılabiliyor bu ürünün üzerinde ve hem akünüzü şarj edebiliyorsunuz hem de elektrikli motor kullanıyorsanız motorunuzu şarj edebilirsiniz. Dolayısıyla kullanım süresini çok daha fazla bir noktaya taşıyabiliyorsunuz. Şu an üzerindeki motorla 10 saate kadar kullanabilirsiniz. Tabii daha güçlü ve hızlı kullanımlarda bu süre düşer ama güneş paneli eklediyseniz tabii ki süreniz çok daha fazla, 2 katına, 3 katına, 4 katına çıkabilir. 2 saatte kaç kilometre hız yapabiliyor maksimumda? 5 nat'a kadar hız yapabiliyor. 5 nat kaç kilometreye denk geliyor? Yani yaklaşık 9-10 kilometre hız. Yeterli keyif için bence. Evet, keyif için yeterli Hadi oluyor. Hadi bize ayrıntıları göster o zaman. Peki. Toplam 550 kilo şu an gördüğümüz hali midir? Donanımlarla birlikte 580 kilogram ağırlığı var. Üst kapağı böyle su geçirmez bir kumaş zannederim bu. Evet, bir branda var. Sealander tekne karavanımıza bir dıştan takma motor takabiliyoruz. Elektrikli motor ya da benzinli motor. Onu buraya, bu aynalık bölümüne takıyoruz. Monoblok tarzda üretilmiş bir fiber. Plastikle güçlendirilmiş fiberden yapılmıştır. Burada dış tuşu var. Gördüğünüz gibi. Atlama tahtamız. Denize atlarken buraya kullanabiliyorsun atlama tahtası olarak. Merdiven burada gözükmüyor. Aslında var ama bana var, oraya evet. Gösterir misin? Ben bu atlama tahtasının altında merdivenimiz var sudan çıkmak için. Burası akünüzü şarj edeceğiniz ve elektrik alacağınız kısım. Bluetooth ses sistemi ve radyo. Paneli. İşte
voltaj gösterge paneli. Pilot tekeri çıkarmanıza gerek kalmadan denize bununla ve çeki okuyla birlikte giriyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Winterroof markı anladığım kadarıyla, evet. Alman markası. Evet, aynen. Evet. Güzel. Hadi denize girelim, hadi. Birazdan onu da yapacağız. Evet, Dometic lavabomuz. Portatif bir ocağımız var. Şu an saklama alanında, oturma alanının altında bir portatif ocağımız var. Diğer tarafta. Alanları. Evet, orası... Aa, çok iyiymiş alanları. Bu cırt cırtlı olması da, evet, bu arada. Evet, ocak var, lavabo var. Lavabomuz var. Dometic buzdolabımız var. Aynı zamanda Dometic'in portatif tuvaleti var. Tabii portatif tuvaleti kullanırken de bir perde de veriliyor. Ve perde vantuzları da şuraya konduktan sonra burası bir mahrem alan oluşuyor. Ve dolayısıyla tuvaletinizi rahatlıkla, hani bir kabin olmadan, o kabini yaratarak perdeyle kullanabiliyoruz. Gözler var, bayağı saklama alanı da var. Gayet geniş saklama alanları size sunuyor. İstihbarati kaç oluyor? Yaklaşık 410 kilo. Kaç kişi maksimum kalabiliyor? Yani karada kullanıyorsanız 6 kişilik bir oturma alanı var. Denizde 4 kişiyle, gecelemek için de 2 yetişkin bir çocuk kalabiliyor. O bölüm 1.40'a 2 metrelik bir yatak oluşuyor. Gayet rahat bir yatak oluşuyor. Bu D sınıfı bir tekne olduğu için, O1 sınıfı karavanın teknedeki karşılığı aslında D sınıfı. Sadece liman başkanlığına bir kayıt yaptırıyorsunuz. Çünkü denize çıkacağı için. Koylardan yaklaşık 1 kilometreye kadar açılmanızın uygun olarak görüldüğü bir ürün. Tabii çok yüksek dalgalı, çok aşırı rüzgarlı havalarda denize girmenizi önermiyoruz. Daha hafif ve orta dalgalarda bu ürünle koylarda seyahat edebilirsiniz. Göllerde seyahat edebilirsiniz. Tatilinizi yapabilirsiniz ve geceleyebilirsiniz. Şu gördüğünüz yerde cam yok arkadaşlar. Direkt böyle açık hava. Şurada da kapınızı açabiliyorsunuz. İsterseniz seyir anında burayı kapatırsınız. Sadece buradan alırsınız. Yata yata. Ya hiç her şeyi bırak, güneşlenmek için bile böyle süper denizde şöyle bir 500 metre ileri gidip şurada, aynen, güneşlenirsin. Kıskanmadım ki. Kıskan. Hadi Mustafa kalk, denize gidelim ya. Standart donanım, evet, tabii. Evet, standart olarak içerisinde usturmaçaları da var. Yani yan tarafta hani denize indirirken bir kişinin burada tutması, özellikle kadınların, eşlerin daha doğrusu bunu tutması uygun oluyor. Çünkü nasıl bir, yani güvenlik önlemi alıyoruz yani şu an bunu, yani? Yani bunu şeyle rampadan indirirken hani denizden açılmaması için hani kıyıda tutmak açısından bir şeyle, iple tutmak faydalı oluyor. Anladım. Şimdi ben zaten 550 kilo olduğu için korkutucu bir şey de değil anladığım kadarıyla. Değil ama yine de rampa olduğu zaman bir halatta tutmak yok, uygun tutmakta olabilir. Zorluk yok diye soruyorum yani. Evet, evet. Tamam. Ben tutuyorum şu an. Tutuyorum. Tamam, bırak, yavaş yavaş bırakabilirsin. Ben salıyorum şu an. Elektrikli motor, bu da bataryası. Evet, bataryasını takıyoruz. Bu yüzebilen bir şey. Diyelim ki denize düştü. Denizde de yüzebilen bir şey bu batarya. Öyle bir güzel özelliği de var. Batmıyor bu yani. Batmıyor. Bu elektrikli motor. Bu emniyet magnetiyle birlikte çalışıyor. Diyor yani bir sıkıntı olduğu zaman bunu çektiğiniz zaman motor durur. Hmm. Şu anda koşu bandı gibi.
Hadi. Baya baya gidiyor ya. Güven Bey de bizi takip ediyor gibi gözüküyor da eşlik ediyor. Şu an Tuzlu'da, İstanbul'dayız ve gayet keyifli gidiyoruz. Erhan Bey, sizin yorumlarınızı alabilir miyim acaba? Nefis. Nefis de. Çok eğlenceli. Sağ ol. Evet. Sen arz. Valla muhteşem. Muhteşem. Biraz önce karavandı. Biraz önce karavandı. İbrahim Bey, sizin yorumunuz nedir? Keyifli. Keyifli. Keyifli değil mi? Olmuş bence. Bir de motor elektrikli, hiç yakıt harcamıyor mesela. Evet, harika. Biraz şöyle. Denizine kirletmeye. Bir daha 50 metre. Kaptanımız Erhan Bey. Evet, dalgada da görmüş olduk en azından. Bence sarsıntı olarak iyi değil mi Erhan ya? Gayet güzel ya. Evet, kullanabilirsiniz. Evet. Sakin. Demirini aynı zamanda veriyoruz. Şu bölümde demiri var. Yaklaşık 8 kiloluk bir demir veriyoruz. Onu halatıyla birlikte istediğiniz yerde atıp demirleyebilirsiniz. Oradan denize yüzmek için girebilirsiniz. Veyahut da işte orada durup balığınızı tutabilirsiniz ya da yemeğinizi yapabilirsiniz. Ne güzel şeyler söylüyorlar değil mi? Yaşarsınız yani içerisinde. Yani yorumumu sorarsanız küçücük, hani sarsıntı olur mu diye düşündüm. Süspansiyonu çok iyi. Süspansiyon denir değil mi şimdi buna? Ne denir? Dengesi denir. Denge. Denge çok iyi. Ürkütücü değil. Rahat hareket ediyoruz. 4 kişiyiz şu an. 4 yetişkiniz ve gayet keyifli gidiyoruz. Şu anda rüzgara karşı seyrediyoruz. Tamam, durgun sudayız ama yine de çok stabil bir tekne. Dümen dinliyor. Bence çok başarılı. Yüzmek için de merdiven var ya. Müthiş. Bizim acı yaramız. Tam ben. Tekneyi sorun da ilk önce merdiveni var mı? Ben çıkamıyorum da merdiven oldu. Kim çıkabiliyor? Ben de çıkabiliyorum. İleri gider. İleriye gidiyor. Evet, yani mesela sen sağ geri olsun. Gidiyor. Evet, geri gidiyor ama sen geri gitmeyeceksin. Hep ileri yap. Ama hep ileri tut. Ama şöyle yaparsan, İleri yaparsan bu tarafa doğru dönecek. Ha, yönünü ona göre. Evet. Biraz daha şöyle kendine doğru çekiver. Biraz daha az gaz. Biraz ben aynen diyecektim, gazı çok basma istersen. Evet, biraz daha şöyle. İleri yapıp şununla adamla şey yapıyorum. Kaptanım nasılım kaptanım? Maşallah. Kendin istersen. İbrahim Bey geliyor yine. Şöyle yapacağız. Evet. Düzeltmek için ileri. Tam tersi istikametle yapıyorum. İleri yaparsam bu tarafa, çekersen bu tarafa gidiyor. Tam tersi istikametle. Evet, dalga yaptı. Evet, şu anda dalgayı dalga. Dalgayı yandan dalga alamadım. Neye kadar bu ya? He? Tekerlekler evet. Tekerlekler dönmüyor. Aynen. Pislik yapıyor İbrahim Bey şu evet, an. Şu anda evet, dalga yapıyor. Şöyle biraz kendine doğru çekip. Evet. Şu anda Arzu şuraya atsana, çok güzel oldu. Yol yaptı bize sanki. Evet. Evet. Öğrendin sen bu işi ya. Ya bizde kaptan ehliyetimiz var ya da işte. Öyle mi? Selam mı vereceğiz? Ne yapacağız? Selam mı vereceğiz?
O bir kısa uzun, daha doğrusu biri uzun, arkayı görmediğin zaman çalınmıyor. Yani oradan çıkış yapacak ya, ha. Arkamı görmüyorum, geliyorum. Hani gelen tekne varsa hazırlığını yapsın anlamında. Ya çok keyifliydi. Önce teşekkür ederim. İki soru daha soracağım. Birincisi, bakımlarını ne kadar sürede bir yapmak gerekir? Çünkü suya giriyor sonuçta. Sealander'ı sadece tuzlu suya girdiği zaman hortumla teker bölgesine ve işte dingil bölgesine su tutmak gerekiyor. Bu uzun ömürlü olması adına gereklilik. Şu ana kadar mesela üretilen ilk modeller 10 yıldır tuzlu suya giriyor ve yani bu şekilde yapıldığı vakit herhangi bir sıkıntı olmadan 10 yıl boyunca kullanabiliyorsunuz. Peki bu güzelliği görmek isteyenlerse nereye gelmeleri gerekiyor? Bizimle iletişim kurmaları gerekiyor. Happy Camper Turkey Instagram adresimizden ya da sealander.com.tr internet sitemizden bize ulaşabilirler ve birlikte test sürüşü yapabiliriz. Harika, tamam. Ben bu linkleri hemen bırakacağım videonun aşağısına. Teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz.